etki ajanlarıyla, medyasıyla, sinemasıyla, filmiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, iktisadi güçleriyle, dayanmasıyla beraber aynı yazgıyı paylaştığını görmekteyiz. Şimdi Suriye ile Türkiye arasında tarihsel olarak kimi husumet konuları var idi. Bakınız, 1939'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra ana vatana katılan Hatay, uzun yıllar boyunca Suriye'nin haritasında Suriye toprağı olarak gösterilmişti. En eski meselemiz budur bizim Suriye'yle. Bir. İki, sonraki yıllarda alevlenen, ivme kazanan, biraz küllenen ama her zaman gündemde olan bir sorun daha vardı. Bu da su meselesiydi. Biz Suriye'ye akan sulara kaynak ülke olarak sahip çıkar ve bunların bizde doğan fakat sınır aşan sular olan uluslararası ilişkilerde, devletler hukukunda sınır aşan sular olarak tanımlanan, nitelendirilen sular olduğunu iddia ederdik. Onlar da hayır efendim, bunlar sınır aşan sular değildir, bunlar uluslararası sulardır. Bizim de burada sizin gibi ve sizin kadar hakkımız var derlerdi ve pek çok barajımızın yapılmasını GAP bunun örneğidir. Engellemeye çalışırlardı. Keban'a, Karakaya, Atatürk'e uluslararası sermayenin, uluslararası kredinin, uluslararası fonun, paranın bulunmaması için, Türkiye'ye o anlamda kaynak aktarılmaması için hakikaten lobicilik yaparlardı, çaba gösterirlerdi. Ancak bu da Türkiye'nin biraz hoşgörülü davranmasıyla ve değişen konjonktürle beraber geri plana düşmüştü. Üçüncü ve en temel sorun olan, en fazla kavga ettiğimiz sorun olan ve bizim en haklı sorun olduğumuz, sorunun tarafı olduğumuz mesele, ki biz Hatay konusunda da haklıyızdır, Sur meselesinde de haklıyız ama en yakıncı mesele Suriye'nin uzun yıllar boyunca terör örgütüne, emperyalizmin bir maşası olan, bir aracı olan, bir manivelatı olan, emperyalizmin güdümündeki bir araç, aparat olan terör örgütü PKK'ya uzun yıllar vermiş olduğu destekti, sağlamış olduğu lojistikti, göstermiş olduğu hoşgörüydü. Ve en sonunda Türkiye, hani bizim alanda yaygın kullanılan bir deyimle, zorlayıcı diplomasinin bütün unsurlarını devreye sokarak, iktisadi kuvvetini, jeopolitik kuvvetini, diplomatik kuvvetini devreye soktuktan sonra son raddede, değil mi? Ta sınıra kadar gidip dönemin kuvvet komutanı, değil mi? Bir general Atilla Ateş'in elini de böyle beline, silahının kabzasına dayayıp artık sabrımız taşmak üzere ya buyur gerekeni yap ya da biz gerekeni askeri olarak yapacağız diye adını koyalım tehdidiyle, değil mi? Bu konuda geri adım atmıştı. Değişen konjonktür, değişen öncelikler artı Türkiye'nin bütün bu unsurlardan sonra silahı göstermesiyle Suriye bu emperyalizmin uzantısı ve uçralı olan terör örgütüne vermiş olduğu desteği kesmiş, minimize etmişti. Ve ondan sonra ilişkiler mevcut iktidarın da ilk yıllarında koşut olarak müthiş bir şekilde ivme kazandı. Karşılıklı olarak ticaret arttı ve bizim özellikle sınır kentlerimiz bu ticaretten hep artıyla çıktılar. Bakınız şu ana kadar Türkiye'nin almış olduğu yanlış tutumdan dolayı sınır ticaretimizden kaynaklanan toplam iktisadi kayıp 25 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Bu anlamda evet. İki, şu önemlidir, Ortak Bakanlar Kurulu toplanması, karşılıklı vizelerin kaldırılması, değil mi? Başbakanla Esad'ın ailesinin ailece görüşüp hale gelmeleri, beraber tatillerin, çay kahve ziyaretlerinin gündeme gelmesi gerçekten sınır komşularına yakın iki uygulamaydı, iki karşılıklı tavır alıştı. Peki, az evvel sordunuz, ne oldu da birdenbire değişti? Türkiye 180 derece tavır değiştirdi, yani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü yani derler ya Anadolu'da. Kamuoyuna çok iyi anlatmak lazım. Yani bu Esad bir sabah kalktı, arkadaş ben diktatör olmaya karar verdim mi dedi. Türkiye... Yani yoksa bizimkiler bir sabah kalkıp neden, sen artık bizim düşmanımızsın, sen diktatörsün. Neden dediler yani, bilmiyorlar mı, istihbarat dosyaları mı var? Bunu... Bu olayı şöyle analiz etmek olarak anlatmak lazım. Sanırım Sayın Müftüoğlu'yla da biz o konuda hemfikiriz. O zamana kadar ben Türkiye'nin Suriye'ye yönelik atmış olduğu iyi niyet adımlarında, Türkiye'nin uzatmış olduğu dostluk elinde çok fazla Türkiye kaynaklı olmadığını, ABD'nin öyle istediği için atılmış olan adımlar olduğunu düşünüyorum. Bunu savunurken iki temel gerekçe var. Bizim atmış olduğumuz ve ilk bakışta zahiri olarak baktığımızda, dışarıdan baktığımızda hakikaten savunmamız gereken, bize yakışan o adımlar ne kadar bizden kaynaklanan,
bizim iyi niyetimizden, bizim inisiyatifimizden kaynaklanan adımlar diye sorarsanız maalesef bizden kaynaklanmazlar. Bir, amaç Türkiye'yi İslam aleminde, Arap aleminde ılımlı bir İslam olarak, ben buna Amerikan İslamı, ben buna uydu İslam diyorum, ben buna evangelist İslamı diyorum, Beyaz Saray'ın bir siyasal projesi olan İslam diyorum. Kur'an İslamı değildir bu. Hazreti Peygamber Efendimiz'in İslamı değildir çünkü bu. Türkiye'yi böylese bir İslam kılıfıyla, algısıyla, görüntüsüyle İslam aleminde, Arap aleminde liderliğe getirmek için bizim, değil mi, biraz İsrail'le bir danışıklı dövüş, bir çadır tiyatrosu, bir iyi polis, kötü polis oyunu oynayarak aramızı açmamız gerekiyordu. Bu görüntüdü. Oysa gerçekte hiç ilişkiler falan bozulmadı. Hatta iktisadi ilişkiler hep gelişti ve İsrail lehine gelişti. Ama böyle bir çadır tiyatrosuna one minute gibi ihtiyaç vardı. Bu bir. İkincisi, Suriye'yi biz biraz kendi tarafımıza çekip Arap alemi içerisinde sözü geçen, etkisi olan Suriye'yi kendi safımıza çekip Arap alemi üzerinde etkili olmayı ve ABD'nin politikalarını onlara daha kolay dikte ettirmeyi, ABD ile Arap başkentler arasında daha kolay kuryelik, aracılık, ulaklık yapabilmeyi düşündük. Üç ve de en önemlisi Suriye'yi İran'dan kopararak, İran'ı bölgede iyice yalnızlaştırarak, İran'ı bölgede bu stratejik ortağından, bu Müslüman dostundan iyice kopararak, değil mi, İran'ın Arap halklar nezdinde, Arap rejimler nezdinde olmasa bile ABD güdümlü, emperyalizm güdümlü, emperyalizm maşası, uydusu olan Suudi Arabistan gibi, Ürdün gibi, Kuveyt gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi emperyalizm uşağı olan Arap rejimler nezdinde değil ama giderek İran'ın itibarının arttığı, saygınlığının arttığı Arap halklar nezdinde de biraz yalnızlaştırmaya çabaladı. O bağlamda Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşması maalesef kendimizden kaynaklanan değil de ABD'nin bize vermiş olduğu rol icabı bir yakınlaşmaydı. O yüzden ne zamanki elinde beyzbol sopası tutan adam telefon açtı, Türkiye'nin de pozisyonu, tavrı, tercihi 180 derece değişti diye düşünüyorum ben. Tabii son olarak tabii gelinen kritik nokta var. İşte Amerika Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, eğer nükleer kitleyi muhasilat kullandığı an bizde müdahale edecek. Şimdi, müdahale kelimesi ilk defa gündeme geldi. Yani acaba buradaki isyan, iç isyan içerisindeki gruplar başarılı olamadılar da B planı mı devreye giriyor? Dış müdahaleye bir şekilde, çünkü Irak'a da aynı bahaneyle girdiler. Yani şimdi, dış bu, müdahalenin ayak sesleri... Şöyle ki, kitle imha silahları her zaman Amerikan emperyalizm dilindeki bir kocaman yalandan ibaret olmuştur. Bakınız, ne diyorlardı Irak'ı işgal ederken de? Yaklaşık 2 milyon mazlum, mağdur, mahzun, muhtaç Müslüman kardeşimizi katlederken ne diyorlardı Irak'ta? Efendim, kitle imha silahları var diyorlardı. Amerikanlar dediler, ya biz bunu bir bahane olarak kullandık. Yani aradık bulamadık bile demediler. Aradık bulamadık bile demediler. Dediler biz bunu bir bahane olarak kullandık. O bir sahtekarlıktı. Yani bunu Amerikalılar itiraf ettiler. O yüzden kitle imha silahları her zaman bir bahane olmuştur. Bakınız aynı yalanların benzerleri Afganistan'da da kullanılır. Afganistan işgal edildi. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır. Katledilen Müslümanlardan başka bir şey yok orada. Dolayısıyla bu kitle imha silahları eğer dolaşıma sokulmuşsa ABD baskıyı, basıncı, tehdidin dozunu bir radde arttırmış demektir. Ancak şunu da görmek durumundayız. Suriye bir Libya değildir. Suriye'ye müdahale etmek o kadar kolay değildir. Çünkü en azından şu ana kadar kalkınmış oldukları tavır itibariyle bir Rusya, iki İran buna direnmektedirler. Rusya. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile beraber Çin de Suriye'ye bir müdahaleye karşı çıkmaktadır. Dahası Batı'nın ABD özelinde büyük bir çullanışı söz konusu olabilir mi? O da biraz zordur. Çünkü siyasi kuvveti, iktisadi kuvveti, askeri kuvveti itibariyle artık zayıflamakta olan bir batı, bir emperyalizm söz konusu. Bakınız Fransa başında bu işe pek bir heveskardı. Artık biraz frene basmış durumda. İngiltere her zaman tabii emperyalizm kitabını yazan devlet olduğu için değil mi? Ne yaptı? Biraz hevesli girdi. Şimdi öne Amerika'yı, zaman zaman da Türkiye'yi veriyor. Almanya başından beri bu işe mesafeliydi. Hani şimdi gençlerimiz ağzındaki bir boda deyim var.
bu topa girmedi Almanya hiç. Moda değil mi? Bu topa girmedi. Çünkü bir, giderek Rusya ile Çin'le ilişkileri gelişmekte olan bir kuvvettir Almanya. Hızla gelişmektedir. İkincisi, büyük bir sanayi devletidir. Büyük bir sanayi devleti olduğu için de, değil mi? Bu iktisadi krizden en az etkilenen Avrupa devletidir. Bir İspanya, bir Portekiz, bir İtalya, bir İrlanda, hatta ve hatta bir İngiltere, bir Fransa gibi etkilenmiş bir devlet değildir Almanya. O yüzden başından beri bu meselede son derece soğukkanlı davrandı. Aynen İran meselesinde çok da ABD'nin güdümünde olmadığı, İran'la ilişkilerini muhafaza ettiği gibi. O yüzden ABD'nin bu tehditleri böyle Libya'da olduğu gibi çok kolay devreye girmeyebilir. Çünkü burada gördüğümüz üzere bir direnen Esad da söz konusu. Hem bir de şunu tartışmak zorundayız. Acaba Esad devrilirse Batı Esad'ın yerine kimi getirebilir? O anlamda bir uzlaşma söz konusu mu? Çünkü Suriye muhalefeti henüz kendi içerisinde tutarlı değil. Suriye nezdinde büyük bir toplumsal tabana, büyük bir meşruiyete, büyük bir itibara, saygınlığa sahip bir muhalefet de değil Suriye muhalefeti. Yani o anlamda Batı'nın Esad sonrasında bir aktör üzerinde uzlaşması, bunu Rusya'ya, Moskova'ya ikna etmesi en azından mevcut tablo itibariyle biraz zor görünüyor. Hemen geleceğim size. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti oldu. Kendisine ilgili sorular soruldu Türk gazeteciler tarafından. Suriye'nin Türkiye'ye nükleer saldırıda bulunmayacağına garanti ediyor musunuz dedi. Şaşırdı Putin. Ya acaba bu ciddi mi soruyorlar bunu? Bunu mu soruyorsun? Suriye'de nükleer silah yok ki yani. Nükleer silah yanına yaklaştığı da yok dedi. Hemen geçiştirdi. Bir de Türk medyasında böyle bir caiz cümle var. Yani belli bir ağızla konuşuyorlar. Evet, bu Amerikalı aslında. Evet. İsrail'in nükleer sahibi olmasına hiç itirazı olmayan bu meslektaşlarımız, bu uydular, bu Amerika'nın maaşlı memurları, maşaları değil mi? İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda ABD tarafından bombalanmasını savunuyorlar. Ama nedense onların hiçbirisi İsrail nükleerini gündeme getirmezler. Çünkü kafalarında ne bir anti-emperyalizm vardır, ne bir anti-kapitalizm vardır, ne bir anti-siyonizm vardır, ne eşitlik vardır, emek vardır, bağımsızlık vardır. Evet. Bunlar Amerikan uydularıdır. Sayın Bakan, siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii Suriye bir kolay bir ülke değil yani. Ne Irak'a benziyor, ne Afganistan'a benziyor, ne Libya'ya benziyor. Ama Amerika'dan gelen açıklamalar var hararetli bir şekilde. Türkiye Patriot füzesi alıyor. Zaman zaman tanklarımız Suriye sınırına gidiyor. Zaman zaman uçaklarımız gidiyor, dönüyor. Yani habire bir savaş havası estirilmeye çalışıyor. Siz böyle bir şey ihtimal veriyor musunuz? Yani yarın kalktığımız zaman Türkiye'den tanklar girmiş, öbür tarafta ne bileyim İsrail girmiş veya füzeler fırlatılmış, Fransız uçakları, Şam'ı bomba. Böyle bir senaryo devreye girer mi, girebilir mi acaba? Ben aslında bu olayların zuhur ettiği andan itibaren yazmış olduğum makalelerde Suriye'nin vurulacağına mütedayirdi. Kanaatim oydu. Ve orada biraz evvel üstadın temas ettiği gerekçelere dayandırmak suretiyle ifade etmiştim. Ancak son zamanlardaki değişiklikler münasebetiyle bilerek işte biz geliyoruz şeklinde değil, ani bir vurma ile meseleyi halletmeye çalışacaklar. Fakat tabii bu arada bunun da tedbirlerini almış durumdalar. Yani Suriye'yi ortadan kaldırabilmek için tabii ki Sovyet Rusya'nın tutumunu iyi analiz etmek lazım. Biraz evvel söylendiği gibi İran da bu konuda taraf görüntüsü vermektedir. Bunlar tabii böyle bir olayın karşısında sessiz kalmayacaklarını da dolaylı bir şekilde ifade ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bizatihi kendisi askerlerinin de çok kıymetli olduğunu söylüyor zaten. Bana bir askerin diyor maliyeti şu kadar dolara mal oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin askeri ucuzdur. Yani biz bunları kullanmak suretiyle böyle bir çılgınlık yapabiliriz. Bizimkiler de buna teşne olmuş olabilirler sadece. Efendim işte şeyin evlat Bush'un Irak'a vurmak suretiyle kendisine bir takım siyasi rant temin etme gibi bir yanlışa girebilirler. Onu da şundan anlıyorum. Bir defa işte bu petrolitlerin gelmesi, Kürecik'te efendim füze kalkanının oluşturulması,